A ve B noktaları verilmiş arkadaşlar. AC uzunluğu diyor. BC'nin iki katı olduğuna göre C noktalarının ordinatlar toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Bu diyorduk ki C noktamız acaba ortada mı olacak yoksa dışarıda mı olacak? Onu düşünmemiz gerekiyor öncelikle. A noktasını burada alsak, B'yi burada alsak, C'yi burada alsak. AC arasındaki uzaklık AC arasındaki uzaklık 2k dediğimiz zaman BC uzaklığı k olacakmış. Bu olabilir arkadaşlar. Şimdi C'yi ortaya alsak, C'yi ortaya aldık. ACB dedik. Şimdi AC arasındaki uzaklığa 2 kat dediğim zaman BC arasındaki uzaklığa 1 kat dedik. Bu da olabilir. C'miz sonunda olsa arkadaşlar, CAB bu sefer AC arasındaki uzaklık 2 kat dediğim zaman BC arasındaki uzaklık 1 kat olur mu? Olmaz. Burayı alamıyoruz arkadaşlar. Şu iki olasılığı düşüneceğiz. Şimdi A ve B noktalarını vermiş bize. A noktasını 3'e eksi 2 vermiş. 3'e eksi 2. B noktasını 5'e 1 vermiş arkadaşlar. Artış azalış yapalım. 3 liram vardı. X için düşünüyorum. 5'e çıkmış. 2 lira arttı. 2 lira daha artarsa ne kadar olur arkadaşlar? 7 lirası olur. Y'ye bakıyorum. 2 lira bakkala borcu vardı. Cebinde bir gün çalıştı 1 lira para var. 2 borcunu ödedi. Bir de cebinde var. Günlük gövmesi 3 liraymış. 3 daha kazanırsa 1 3 tane yapar arkadaşlar. 4 yaptı. Şimdi ikinci durum için bakıyoruz yine. A'mız 3'e eksi -2'ymiş. B'miz de arkadaşlar 5'e 1'miş. Şimdi arada kaç gün geçiyor? 3 gün geçiyor. 3 günde 3 lirası vardı. 5'e çıkarttı. Gerçi bize sadece ordinat soruyor arkadaşlar. O zaman sadece y'sine bakalım. 2 lira bakkala borcu vardı. 3 gün sonra cebinde 1 lira parası var. Yani 3 günde 3 lira para kazanmış bu adam. Demek ki cebinde 1 lira olduğuna göre ikisinin borcuna vermiş. Demek ki 3 günde 3 lira para kazanırsa 2 günde ne kadar para kazanır arkadaşlar? 2 lira para kazanır değil mi? Şimdi C'nin koordinatlarını buluyoruz. X'i önemli değil. Sadece Y'sine bakıyorum. 3 günde 3 lira kazanırsa 2 günde 2 lira kazanır. O zaman Y'si ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Burada neydi? 4'tü. 4 artı 0'dan ne geldi arkadaşlar? Koordinatları toplamı 4 geldi. <laughs> bir sayının karesi ne olurdu arkadaşlar? Her zaman pozitif olurdu değil mi? Pozitife 1 ekleyince yine ne olur? Pozitif olur. O zaman bunlar aynı bölgede olduğuna göre N kesinlikle neymiş arkadaşlar? Pozitifmiş. Şimdi N'nin kesinlikle pozitif olduğunu biliyorum. Önünde eksi varsa mesela N'e artı 2 gibi düşünsem burası o zaman eksi 2 olmaz mı? Demek ki M çarpı N neymiş arkadaşlar? negatifmiş. O zaman M'miz kesinlikle ne olmalı? Negatif olmalı. O zaman çünkü çarpımı ne olacak arkadaşlar? Negatif olacak. O yüzden M'mizin negatif olduğunu biliyorum. N'mizin de pozitif olduğunu biliyorum. Kaçıncı bölgede arkadaşlar? X'imizin negatif olduğu. Y'mizin pozitif olduğu bölge. Yani ikinci bölge oldu. Evet bu noktaların eşit uzaklıkta bulunan y eşittir 2 doğrusu üzerinde bulunan c noktasının apsisi kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Noktaları koordinatta yerine yazalım. x'imiz 2, y'imiz 1. Bu bizim a noktamız. b noktamız da x3, y'si 7. x3, y'si 7. Bu da b noktamız. y eşittir 2 doğrusu diyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Y'den 2'yi buldum çizdim. Bu doğrumuzun adı da Y eşittir 2 doğrusu. Şimdi bu noktalarına eşit uzaklıkta bulunan bu iki noktaya eşit uzaklıkta bulunan ve bu doğrusu üzerinde bulunan C noktasının apsisi kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu noktalara eşit uzaklıkta bulunan dediği için x'inin değişken olduğunu biliyorum. Ama y'sinin kesinlikle ne olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum. Yani aradığımız C noktasının x, x, y'si ne olacakmış? Kesinlikle 2. Çünkü y eşittir 2 doğrusu üzerinde olacak diyor. Bize de x'i soruyor zaten. Evet 2 nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanıyoruz arkadaşlar. x'ten x'i çıkartıp karesini alacağım. y'den y'yi çıkartıp karesini alacağım. x eksi 2'nin karesi artı 2 eksi 1'in karesi. Eşittir x eksi 3'ün karesi x eksi 3'ün karesi artı 2 eksi 5'in karesi 2 eksi 7'nin karesi. Evet. Açılım yaptığımız zaman arkadaşlar birincinin karesi x kare. Birinciyi de ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 4. 2'den bir çıktı. Bir. Birin karesini yapar arkadaşlar. Bir. Birincinin karesi x kare. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 5'in karesi de ne yapar? 25 yapar. X kareler birbirini götürdü arkadaşlar. Eksi 6 x'i diğer tarafa atarsam artı 6 x olur. 4 x ile çıkarttığım zaman ne kalır arkadaşlar? 2 x kaldı. 4 bir daha 5. 5'i diğer tarafa atarsam eksi 5 olarak geçer. 25'ten 5 çıktı. 29 daha ne yapar? 29. Her iki tarafı da 2'ye bölersek arkadaşlar. x'imizi ne buluruz? 29 bölü 2 buluruz. Şekildeki verilen A ve B noktaları için x eşittir 8 doğrusu üzerinde bulunan x'ten arkadaşlar 8'i buluyoruz çiziyoruz. Bu doğrumuzun adı neydi? x eşittir 8 doğrusuydu. Bir c noktası al diyor. x eşittir 8 doğrusu üzerinde ve a'dan c'ye git diyor. c'den de gene geri b'ye git diyor. Toplamının en küçük değeri aldığında ordinatı kaç olur demiş arkadaşlar. Yani bana buradan buraya geleceksin diyor. Buradan da gene geri buraya geleceksin diyor arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar bir tanesinin simetrisini alırız. Çünkü doğrusal olduğu zaman ne olacaktı? En küçük değerini alacaktı. Şimdi şu noktanın x eşittir 8 doğrusuna göre simetrini alırken 2a eksi x virgül y. A dediğimiz olay arkadaşlar burada 8 oluyor. x ve y'miz de 6 ve 8. Evet 2 kere 8 16. 16'dan 6 çıkarsa ne kalır? 16'dan 6 çıktı. 10 kaldı arkadaşlar. 10. 10'a 8 noktası oldu. B üssünü simetri. Veya artış azalıştan da yapabilirdiniz. 6'dan 8'e 2 artmış. 2 daha artacak ne olacak? 10 olacak. Zaten Y'de bir değişme yoktu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada X'imizin 8 olduğunu biliyoruz. Yani C noktasının koordinatının x'inin 8 olduğunu biliyoruz. y'sini nasıl bulacağız şimdi? Onu da eğimden yapacağız arkadaşlar. Bu doğrusal olduğu için eğimleri birbirine ne olacaktı? Eşit olacaktı. O zaman eğim neydi arkadaşlar? Y'ler farkı bölü X'ler farkıydı. Y'ler farkı bölü X'ler farkı yapalım. 8 eksi Y 8 eksi Y bölü 10 eksi 8 eşittir y eksi 4 y eksi 4 bölü 8 eksi 2. Evet 8 eksi y bölü 2 eşittir y eksi 4 bölü 6. 2 ile 6'yı sadeleştir. 3'e 1. İşler dışlar çarpımı yapalım. 3 kere 8 24 eksi 3 kere y 3 y eşittir y eksi 4. Bunu bu tarafa atarsam 4 y eşittir ne gelir arkadaşlar? 28 y'yi burada ne bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. Evet AB ile AC ikizkenar üçgenmiş arkadaşlar. İkiz kenar üçgen görünce dikkat ediyorduk. Tabanı ikiye bölüyordu değil mi? Aynı zamanda burada G ağırlık merkezinden geçmiş olur mu? Olur değil mi? Çünkü K'ya 2K. G ağırlık merkezinden geçer. 2'ye böler. Orta noktayı bulalım arkadaşlar. B noktamızı bize ne vermiş? Eksi 4'e 12. C noktasını bize ne vermiş? 8'e 4. Evet orta noktayı bulalım. M noktası diyelim buna. M noktası 8 ile eksi 4'ü toplayınca 4. 2'ye böl 2. 12 ile 4'ü topla 16. 2'ye böl 8. 2'ye 8 noktasını bulduk arkadaşlar. Diyor ki A noktasından geçen ve ağırlık merkezinden geçen doğrunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı nedir diye soruyor bana. Şimdi bu G noktasından geçen doğrunun noktasını biliyoruz arkadaşlar. Bana şimdi bir de eğim lazım. Şimdi BC ile MA doğrusu ne olurdu arkadaşlar? Dik kesişirdi değil mi? O zaman eğimlerin çarpımı ne olurdu? M1 çarpı M2 eşittir. Eksi 1 olacaktı. O zaman bunun eğimini bir bulalım önce. 12 eksi 4. M1'in eğimini buluyorum. 12 eksi 4 bölü. Eksi 4 eksi 8 y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'di formülümüz. 12'den 4 çıktı 8 kaldı. 4 8 daha eksi 12 sadeleştirdiğimiz zaman ne gelir arkadaşlar? Eksi 2 bölü 3 geldi. Evet eğimlerin çarpımı eksi 1 olduğu için o zaman eksi 2 bölü 3 çarpı m2 eşittir eksi 1'den m2'yi ne buluruz arkadaşlar? Artı 3 bölü 2 buluruz. Evet, eğimi biliyoruz arkadaşlar, noktayı da biliyoruz. 2y 8, bir eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi neydi? y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1'di arkadaşlar yerine yazıyoruz şimdi. Y eksi y1, y 1imiz kaç? 8 eşittir m çarpı 3 bölü 2 çarpı x eksi x1. İşte dışlar yaparsak 2y eksi 16 eşittir 3x eksi 6. Evet doğru denklemini bulduk arkadaşlar. Diyor ki doğru denkleminin eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı nedir demiş. Eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı. O zaman x'e 0 verip y'yi bulacağım. Y'ye 0 verip x'i bulacağım. x'e 0 verdiğim zaman burası gider. O zaman 2y eşittir ne oldu? 10. Buradan y'yi ne buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. Evet şimdi y'ye 0 verip x'i bulalım arkadaşlar. Y'ye 0 verdiğim zaman 3x eşittir ne olur? Eksi 10 olur. Eksi 10 bölü 3 oldu x'imizde. Evet koordinat sisteminde arkadaşlar x eksi 10 bölü 3 bulduk. Y'yi de ne bulduk? 5 bulduk. Bize diyor ki bu üçgenin alanı nedir? Dik üçgende alan neydi arkadaşlar? Dik kenarların çarpımı bölü 2 idi. Uzunluk negatif olmazdı. 5 çarpı 10 bölü 3 bölü 2 dedik. Evet. 5 kere 10 50 bölü 3. 2 bölü 1'i de ters çevirip çarptığımız zaman ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 olur. Sadeleştirme yaptığım zaman 25 bölü 3 olarak bulduk. Bir kenarı 5 birim olan bir karenin köşelerinin koordinatlarının ikisi verilmiştir. Karenin köşe koordinatlarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi B noktasının X'ini ne vermiş arkadaşlar? A vermiş. Y'si 0 vermiş. A noktasını da X'i 0, Y'sini B vermiş arkadaşlar. Bir tane kare oluşturdu arkadaşlar bize. Kare Evet bu bir kare olduğu için bu tip sorularda genelde tıpatıp eş benzerlik yapıyorduk hatırlarsanız. tıpatıp eş benzerlik. alfabeti alfabeta dediğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi 5'i görünce hemen A, B, A, B tam sayı dediğine göre 3, 4 ne üçgenimiz vardı? 5 üçgenimiz vardı değil mi? Hangisinin 3, hangisinin 4 olduğunu bilmiyorum. Zaten bize de olabilir diyor. Bakalım. Şimdi Birine 3 desem, birine de 4 desem. Yani beta'nın karşısına 4 dedim. Beta'nın karşısına 4 dedim. Alfa'nın karşısına da ne dedik? 3 dedik arkadaşlar. Şimdi bize şu noktaya bir baksak. Bu noktanın koordinatı 4 artı 3. X'i ne oldu? 7 oldu. Y'si ne oldu? 3 oldu. 7'ye 3 var yok. O zaman tam tersini alalım arkadaşlar. Beta'nın karşısına bu sefer 3 veriyorum. Alfa'nın karşısına 4 veriyorum. Evet 7'ye ne oldu arkadaşlar? 4. 7'ye 4 noktası var mı? Evet 7'ye 4 noktasını bulduk. Evet yine aynı soru kalıbından 6, 8 ne üzeri üçgenimiz vardı arkadaşlar? 10 üçgenimiz vardı. Yani bu tip sorularda tıp atıp eş benzerlik yapıyorduk arkadaşlar. Tıp atıp eş benzerlik yapıyorduk. D noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruyor. Burası 6 birim 8 birim. Şu açıya A diyelim. Şu açıya B diyelim. A dedik B dedik. 90'da 2 çizgi var. 90'da 2 çizgi var. Yani tıp atıp eş benzer. O zaman A'da 6 varsa burada A'da 6 olacak. B'de 8 varsa B'de ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Evet D noktasının koordinatlarını sormuş arkadaşlar. X'ini ne bulduk? D noktasının X'ini 6 bulduk. Y'sini de 8 artı 6'dan ne bulduk? 14 bulduk. Bize D noktasının koordinatlarının toplamı nedir diye sormuş arkadaşlar. Topladığımız zaman da ne yapar? 20 yapar.